Ya aslında birlikte almayı istiyordum ama işte Fatma Gül hadi ne bekliyorsunuz deyince dayanamadım. Ben de olsam böyle bir şey seçerdim ama. Tuhaf geliyor. Gelmesin. Ama hoşuma da gidiyor. Kırkından sonra başımıza gelene bak. Aa, ne güzel, fena mı? Vallahi ben iyi ki diyorum. İyi ki. Fahrettin Bey'in gelmesine de çok sevindim. Kerim de çok sevindi, bakma. Hoşuna gitti. Ama benim de içim rahatladı yani. Benim de. Ne olursa olsun babası artık yanında. Çok iyi moral olacak çocuğa, değil mi? Yiyecek bir şey istemediğinizi emin misiniz? Taze sandviçler gelmiş kafeteryaya. Yok kızım, teşekkür ederim. Düşmüş mü? Normale dönmüş. İlaç iyi geldi demek ki. Zaten sen heyecanlandın, ondan çıktı öyle. Herhalde. Mümtaz Bey nereye kayboldu? Koridorda. Ona da verdim şeyini. Deniz'le konuştuk, sana selam söyledi. Sağ olsun. Deniz de gelmek istedi duyunca. Ama okulu var. Dersleri de çok yoğun. Çok tutturdu ama getirmedim. O da merak etti tabii. Bizden gizli bir durum mu var diye. Gidince saat farkını aldırmadan ara beni dedi. Abisinin sesini duyunca rahatladı o da. İşe bak. Ben düğün için geleceğimi düşünürken... Bu öksürükler normal mi? Ben üşüttü dedim ama anestezi için boğazına bir şey takıyorlar ya, herhalde o tahriş etti. Evet ya, zaten zor yutkunuyorum. Doktorunla konuşayım ben. Seni özel bir hastaneye nakledelim. Yok yok, gerek yok. Ya burada bana iyi bakıyorlar. Zaten birkaç güne kadar taburcu ederler. Çok büyük şey atlattın oğlum. Allah seni bize bağışladı. Vurulduğunda beni arayabildi neyse ki. Yok, zor da öyle. Mümtaz da kendini suçluyor. Tüfek onundu. İçi boşmuş. Mermiler başka bir yerde duruyormuş. Evet, bir çekmecede kutu içindeymiş. O alçaker kimse evde gezecek vakti oldu yani. Mustafa'yı polis sorguluyor. Evet, evi biliyor. Yaşananlar da olabilir. Daha önce telefonda Kadir Bey bana her şeyi anlattı. Erdoğan Yaşar'ın seni takip ettiğini, abinin olayını, sonra o yaşaran alçağının eve kadar girdiğini, hepsini. Ama her şey kontrol altında diye hep teskin etti beni. Bu işi onların yapmış olmaları ihtimali çok kuvvetli bence. O sırada nerede olduklarını ispat etmiş olabilirler. Fatma Gül'le Rahmi'nin olayından da bir şekilde kurtulmuş olabilirler. Ama eğer bu işin altında onların parmağı varsa... bedelini çok ağır ödeyeceğim onlara. Onlar ya da Mustafa ya da her kimse yanlarında kalmayacak. Arkanda bir yastık daha vereyim mi? Rahat değilsin galiba öyle. Otur otur böyle. Hadi uyu biraz. Çok yoruldum bugün. Ben de gideyim. İyice dinlensin. Yok, ben onun için söylemedim. Biliyorum. Mümtaz'la birlikte o eve gidip bir bakalım biz de. Belki herkesin gözünden kaçırdığı bir şey vardır. Gidip bakmakta fayda var. Akşama tekrar gelirim. Görüşürüz. Siz de dünyanın yolundan geldiniz. Dinlenin biraz. Ben iyi bakarım, merak etmeyin. Ondan hiç şüphem yok. Sen de güzelce bir uyu. Hiçbir şey düşünme. Ben buradayım. Fatma Gül de yanımda. Emin ellerdesin. Akşama görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Sen hiç rahatsız olma kızım. Olur mu? Estağfurullah. Sağ ol. Lütfen dışarıya kadar da geleyim deme sakın. Peki, tamam. Bir şey ihtiyacım varsa gelirken getireyim. Yok, teşekkür ederim. Hoşça kal o zaman.
Akşama görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz Fatma. Bu işi yapanı mutlaka bulmalıyız Mümtaz. Bana başka türlü rahat yok. Thank you.